Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir yöntemle pişireceğimiz ekmek tarifi paylaşacağım. Oldukça lezzetli ekmek tarifimizin yapımına hemen başlayalım. Öncelikle hamurumuzu yoğuruyoruz. Karıştırma kabımıza 2 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket instant mayayı koyup karıştırıyoruz mayamızı aktifleştiriyoruz 1 kahve fincanı sıvı yağı da katıp 5 su bardağı unu ekleyerek hamurumuzu yoğuruyoruz kullanmış olduğum malzeme miktarını açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Vermiş olduğum miktarla 6 adet ekmek çıkacak. Eğer daha fazla yapmak isterseniz miktarı 2'ye katlayarak daha fazla ekmek yapabilirsiniz. Güzelce yoğurduğumuz hamurumuzun üzerine streçle kaplayıp 45 dakika mayalanmasını bekliyoruz. Mayalanan hamurumuzu tezgahımıza alıp 6 eşit parçaya ayırıyoruz. Ve bu şekilde bezeler hazırlıyoruz. Hamurumuzu içten dışa doğru kıvırarak bu şekilde bezelerimizi hazırlıyoruz. Hazırladığımız bezelerimizin üzerine temiz bir örtüyle kapatıp 15 dakika daha mayalandırıyoruz. Mayalanan hamurumuzu un serptiğimiz tezgaha alıp Yemek tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Bu şekilde rulo gibi sarıp kenarlarını sıkıştırıyoruz. Alt kısmını da elimizle bu şekilde birleştiriyoruz. Bütün ekmeklerimizi hazırlayıp bu şekilde tepsimize alıyoruz. Büyük bir tencereye suyu koyup içerisine bir tatlı kaşığı tuz koyup kaynatıyoruz. Kaynayan suyun içerisine hazırladığımız hamurları tek tek atıyoruz. 2 dakika suyun içerisinde döndürdüğümüz ekmeklerimizi fırın tepsimize diziyoruz. Kaynar suya attığımız hamurlara bir şey olmuyor mu demeyin. Olmuyor. Suda biraz daha şişiyorlar sadece. Bu işlemle ekmeklerimizin dokusu daha güzel oluyor. Fırın tepsisine dizdiğimiz hamurlarımıza temiz bir jiletle çizikler atıyoruz. Üzerine fırça ile süt sürüyoruz. Süt ekmeklerimizin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlayacaktır. Ekmeklerimizin üzerine susam serpiyoruz. 200 derecede önceden ısıttığımız fırında 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekmeklerimiz pişti. Çok güzel kızardılar. Sizlere birazdan iç dokusunu da göstereceğim. Ekmeklerimizin iç dokusu da bu şekilde. kahvaltılarınızda sıcacık mis kokulu ekmekler yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Çok lezzetli bir ekmek tarifi. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.